Efendim merhabalar, Akfen Holding CEO'su Sayın Selim Akın'la birlikteyiz. Selim Bey hoş geldiniz zirvemize. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin bu yılki mottosu tek dünya ortak gelecek olarak belirlendi. Bu tabii akıllara en önemli kavramlardan birini getiriyor son yıllardaki sürdürülebilirlik. Buna ilişkin hem Akfen grubu olarak hem aslında bireysel olarak da soruyoruz katılımcılarımıza. Nasıl bir faaliyet ve strateji içerisindesiniz? Biz tabii evet, Akfen Holding olarak bünyemize Türkiye'nin en büyük yeni bir enerji şirketini barındırıyoruz. En büyük yeni bir enerji şirketlerinden bir tanesi. Dolayısıyla aslında bu sürdürülebilirlik konusuna verdiğimiz önemi gösteriyor. Ne kadar önem verdiğimizi. Bunun yanı dışında hem holdingde hem de diğer şirketlerimizde sürdürülebilirliği artık biz birinci gündemimiz yaptık. Yani geldiğimiz bu noktada bütün şirketlerimiz hakikaten biz nasıl daha sürdürülebilir olabiliriz, nasıl daha katkıda bulunabiliriz, bunu nasıl geliştirebiliriz mottosuyla ilerliyorlar. Dolayısıyla ben de Uludağ Zirvesi'nin bu mottosunu bu sene çok anlamlı buluyorum. Şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de yatırım ortamı bir süredir beklenen performansı gösteremiyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Özellikle önümüzdeki yıl ve sonrası için sizin grup olarak nasıl hedefleriniz veyahut da stratejik olarak baktığınız sektörler nelerdir, neler anlatırsınız? Evet, şimdi tabii ikinci dönemi görmek lazım. Bizim önümüzde dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler bildiğiniz gibi biraz karışık. Biz burada bir seçimi bekliyoruz. Diğer taraftan dünyada bir takım farklı gelişmeler var. İşte savaş, ekonomik krizler. Bu süreçte tabii nasıl bir ekonomi şekillenir, biz neler atarız Türkiye olarak, nasıl bir adım atarız, kendimizi nasıl pozisyonuz, onu biraz görmek lazım. Ama biz tabii ki Akfen Holding olarak bünyemizdeki şirketlerin büyümesine konsantre olmaya devam edeceğiz. Yeni fırsatlar kovalamaya devam edeceğiz. Şu anda tabii her şirketin aslında, yani her şirketimizin aslında kendi hedefleri, kendi geliştirmek üzere olduğu bir sürü projesi var. Onlara konsantre olacağız. Bir yandan da dediğim gibi bu konjonktörde yeni bir iş fırsatı çıkar mı? Yeni bir yatırım ortamı olur mu? Onu kollayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.